CHP'nin muhtarlarla ilgili vermiş olduğu araştırma önergesinin lehinde partim adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Açıkçası muhtarlar bir toplumun demokrasisindeki kılcal damarları temsil ederler. Demokrasinin toplum içindeki kılcal damarları, en küçük demokrasi hücreleri muhtarlıklardır. Ve bulundukları yerlerde seçimle iş başına gelmiş olmaları hasebiyle bize göre bütün atanmışlardan daha değerli bir noktaya tekabül eder görevleri. Hatta o ildeki en büyük İTA amiri olan validen de veya en yüksek devlet memuru olan başbakan müsteşarından da daha değerlidir. En azından yönetmeye talip olduğu sınırlar içerisindeki topluluğun rızasını almıştır. Ancak ben muhtarların yaşamış olduğu özlük hakları açısından problemlere geçmeden önce son günlerde belediyelerde kayyumlarla başlayan bir sürecin giderek muhtarlıklara, köylere, mahallelere kayyumlar atamaya dönüştüğünü bütün genel kurulun bilgisine sunayım. Sadece son bir ayda Bitlis ilimizin Hizan ilçesi başta olmak üzere farklı köylerinde 30'a yakın muhtar valinin keyfi öyle istedi diye ya da siyasi iktidarın hoşuna gitmiyor uygulamaları diye, belki de saray toplantılarına katılmıyor diye görevden uzaklaştırıldılar. Biz bir yandan şüphesiz muhtarlarımızın özlük haklarıyla hemhal olalım ama bunun yanı sıra özellikle muhtarların seçilmiş olma haline göstereceğimiz saygıyı da göz ardı etmeyelim. Çünkü siyasi iktidar belli bir süredir kendi vesayetçi anlayışını bu ülkeye hakim kılmak için kendisi gibi düşünmeyen bütün toplumsal muhalif kesimlere karşı deyim yerindeyse bir savaş başlatmış durumdadır. Çünkü kendisi gibi düşünmeyen siyasetçiler hedefte, kendisi gibi düşünmeyen yerel yöneticiler hedefte, kendisi gibi düşünmeyen muhtarlar hedefte, kendisi gibi düşünmeyen aydın, yazar, çizer, akademisyenler hedefte. Bir saat önce partimizin milletvekilleriyle birlikte Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesinde KHK ile ihraç edilen akademisyenlerle bir araya geldik. Bu ülkenin geleceğine dair ne kadar büyük bir umut sahibi iseler, aynı oranda bu iktidarın bu ülkeye sunabileceği katkı anlamında da çok fazla bir umutlarının kalmadığını ifade ediyorlar. Bu ülke er geç düzlüğe çıkacak. Bu ülke akademisyen ve aydın vicdanıyla yarınlara uzanacak. Güzel günler görecek. Ama oradaki akademisyenlerden emekli öğretim üyesi biri bizim gibi ziyarete gelmişti. Bir tek Cumhuriyet tarihi boyunca üniversitelerde gerçekleştirilen kıyımlar içerisinde 1947'de Niyazi Berkez, Pertev Boratav, Beyce Boranlara dönük dil, tarih, coğrafyada gelişen kıyım dışında hepsini yaşadığını söyledi. 1956 kıyımını yaşadığını söyledi. 61 darbesini, 71 muhturasını, 12 Eylül darbesini ve 28 Şubat kıyımlarını gördüğünü ama hepsinde az biraz da olsa hukuk olduğunu, yargı yolunun açık olduğunu ve bir yargılama süreci sonrasında hepsi geri döndüler. Ama bugünkü iktidar KHK'larla ihraç etmiş oldukları akademisyenlere ve kamu görevlilerine dönük. Bırakın yargı yolunu açık tutmayı ve adil bir karar çıkmasını, şu meclisin kapısını KHK'yla ihraç edilmiş olan kamu görevlilerine kapattığını biliyor musunuz? 100 bin kamu görevlisi şu meclise giremiyor. Oysa bu meclisin sahibi o halkımız, asil olan onlar, vekil olan bizleriz. Meclis asile kapalı, vekilin konformizmine açık. Nasıl bir akıldır ki KHK'larla ihraç edilmiş 100 bin kamu emekçisi meclise giremiyor?
Peki bir yurttaş mağdur olduğu düşüncesiyle burada insan hakları komisyonuna ya da dilekçe komisyonuna dilekçe vermek, şikayette bulunmak üzere nasıl hakkını arayacak? Biz hukukun, yasaların emrettiği şekilde hak arama kanallarını yurttaşlarımıza açık tutmazsak bunlar nereye gidecekler? Belli bir süredir yargının boğazına kadar siyasallaştığını, yargının iktidarın sopası haline geldiğini söyledik. Ve referanduma kadar toplum vicdanından mahkum olmuş ve referandumda da halkın tokatını görecek olan bu siyasi iktidar, yargı marifetiyle, siyasallaştırdığı yargı marifetiyle toplumsal muhalefet üzerinde, deyim yerindeyse tam bir baskı politikası, tam bir hukuk terörü estiriyor. Size bir örnek vereyim. Bakın, Diyarbakır Adliyesi'nde 1,5 ay önce 8. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. 1,5 aylık bir mahkeme. Az biraz hukuku bilen, adliyeleri bilen herkes bilir. Dosya yoğunluğu en az olan mahkeme. Eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın iddianamesi geçen hafta o mahkemede kabul edildi. Ve kabul edilen mahkeme eş genel başkanımızın tutuklanmasından 6 ay sonraya, iddianamenin kabul edilmesinden 3 ay sonraya duruşma günü verdi. Şimdi düşünsenize, Allah aşkına, yeni kurulmuş 1,5 aylık bir mahkemenin dosya yoğunluğu yok. Nasıl bir duruşmayı 3 ay sonraya verebilir? Oysa hukuk teamülleri, Türk Ceza Kanunu iddianame kabul edildikten sonra 1 ay içerisinde ilk duruşma gününün olmasını emreder. Diğer eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın iddianamesi 1 aydır çıkmasına rağmen bu iddianameyi kabul edecek mahkeme arıyor bu hukuk düzeni. Diyarbakır Adliyesi Ankara görsün diyor. Ankara yetki bende mi, bir inceleyeyim diyor. Gerek eş genel başkanlarımız, gerek milletvekillerimiz, gerekse belediye başkanı, il ilçe yöneticilerimizin tamamının referandum takvimine endeksli bir şekilde siyasi soykırım operasyonuna tabi tutulduğunu ve bunların talimatının yargıya siyasi iktidar tarafından verildiğini, devletin ve hükümetin derin dehlizlerinde bunların planlandığını biz çok iyi biliyoruz. Yoksa yeni kurulmuş bir mahkeme nasıl olur da 3 ay sonraya duruşma verir? Ama biliyoruz, 28 Nisan'da eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın geçen hafta kabul edilmiş iddianamesinin 28 Nisan'a verilmesinin nedeni referandum aradan çıktıktan sonradır. Tabii HDP siyasi iktidarın korkulu rüyası olmuş. 3 yıldır başkanlık hayallerinin önündeki engel olan parti biziz. Ya değilse neden eşit koşullarda bir referandum çalışması yürütmeyi ve onun koşullarını sağlamayı düşünmüyorsunuz, öncelemiyorsunuz? Soruyorum, 1,5 ay önce kurulmuş, dosya yoğunluğu olmayan bir mahkeme kabul ettiği iddianamede nasıl 3 ay sonraya gün verir? Tek nedeni var, operasyonlar da siyasiydi ve referanduma endeksliydi. Aynı şekilde duruşmalar da, tahliyeler de referanduma endeksli olacak. Ama toplum vicdanı öyle bir şeydir ki, açık söyleyeyim, öyle bir tokat yiyecek ki siyasi iktidar, bu anayasa paketinde şimdiye kadar belki de AKP dışında hiç kimse oy vermemiş birçok yurttaş, bu son 1 yıldaki haksız, vicdanlarda mahkum olmuş uygulamalarından ötürü iyi bir ders verecektir. Göreceğiz biz bunları. Kayyumları üzerinden belediyeleri gasp eden iktidar ne diyordu? Hiçbir iddianameye yansımayan, hiçbir soruşturma tutanağında bulunmayan belediyelerin efendim örgüte para aktardığı, efendim hendek kazdığını söylüyordu. O zaman söyleyelim, bakın, ilk belediyelere müdahale, gasp etme girişimi Ekim 2015'te bu ülkede, bu memlekette hendek mendek yokken Batman Belediyesi'nin 18 tane meclis üyesi ve eş başkanını görevden uzaklaştırılmasıyla başladı. Ekim 2015'te hendek mi vardı? Batman'da hendek mi kazıldı? Ama muradınız öyle bir şey değil ki. Batman'dan başladı. Hiçbir şekilde hendeğin, çatışmanın olmadığı yerlerde belediyeleri gasp eden, çünkü konu muhtarlardı, seçilmişlere karşı saygısızlık anlamına gelen her türlü uygulamayı mevcut iktidar döneminde gördüğümüzü söylüyor ve önergenin lehinde oy kullanacağımızı söyleyerek bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum.